Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hiking X9 tuşlu bir telefon incelemesi yapacağız. Tuşlu telefonlar 1990'lı yıllarda hayatımıza girdi. Hepimiz birer Sony Ericsson, Nokia telefon almak için birbirimizle yarıştık. Binlerce dolar vererek bir Sony Ericsson telefona sahip olmuştuk zamanında. Şimdilerde ise kimse tuşlu telefonların yüzüne bakmaz oldu. Fakat böyle telefonlara ihtiyacı olan insanlar da bulunuyor. Bu videoyu onlar için çekiyorum arkadaşlar. Hiking X9 model tuşlu telefon biraz önce çok az inceleme fırsatı buldum. Gayet kaliteli duruyor. Türkiye'de üretilmiş bir cihaz arkadaşlar. Üzerinde arka tarafında 6-7 adet özelliğinin olduğunu gösteriyor. Bunları size yakından da göstereceğim. Çift sim kart desteğinin olduğunu, hafıza kart girişi, bluetooth, flaşlı dijital kamera, takvim, hesap makinesi ve ses kaydının olduğunu da arka kısmında belirtmişler. Arkasında Simtel İletişim Elektrik Sanayi Limited şirketinin bir ürünü olduğunu gösteriyor. Yani cihaz %100 yerli bir cihaz arkadaşlar. Ve arka kısmında yine Türk malı ibaresi bulunuyor. Kutu içeriğiyle videomuza devam ediyoruz. Evet. İçerisinden bu şekilde bir garanti belgesi çıkıyor. Evet. Cihazımız garantili bir cihaz arkadaşlar. En azından bunu öğrenmiş olduk. Hemen buradan kutudan çıkartalım. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir ağırlığı var. Yani biraz sağlam gibi duruyor. Elinize güzel geliyor. İçerisinden bir micro USB şarj aleti geliyor. USB bir şarj aleti değil arkadaşlar. Bu şekilde adaptörüyle birlikte geliyor. Arka kısmında Samsung yazıyor ama baktığımızda kalitesini normal, standart her yerde bulabileceğimiz bir şarj aleti var arkadaşlar. Tabii ki hiking'in Samsung şarj aleti olma ihtimali olamayacağı için çakma bir şarj aleti. Evet, kutumuzu hemen hızlıca topluyoruz. Telefonumuzun No tuşuna basılı tutuyoruz ve selamlama ekranına geçiyoruz. Çok fazla bir açılış selamlamasında sesi çıkmıyor. Umarım sesi güzeldir. Bu tip telefonları genelde okul çağına giden çocukları alıyorlar veya orta yaş üstü kişiler tercih ediyor. Telefondan beklentilerimiz neler? Önemli olan o tabii ki. İsterseniz tepe çekimiyle yakından menüleri de bir inceleyelim. Kamerası nasıl? Bir ona bakalım. Sim kartı takalım. Bir iki arama yapalım. Sesi nasıl? Ses karşıya nasıl iletiliyor? Veya ses karşıdan nasıl geliyor bir görelim. Evet. Cep telefonumuzun yakından görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tuş takımını eski telefonlarda olduğu gibi kilit aça basıp alttaki yıldız tuşuna basarak açıyorsunuz. Hemen sol üst köşede menü tuşu bulunuyor. Buradan gezebiliyorsunuz. Dosya yöneticisi, rehber. İçerisinde yılan ve Tetris olmak üzere 2 adet oyun bulunuyor. Geri diyorum. Çoklu ortam, video oynatma, mesajlar, arama kaydı, araçlar dediğine bakalım. El fenerimiz varmış. Hemen bakalım. Bu şekilde bir el fenerini aktif ediyoruz. Hemen kapatalım. Takvim, alarm, dünya saatleri gibi içerisinde uygulamaları barındırıyor. Hesap makinemiz var. Buradan hesaplamalar yapabiliyoruz. Ayarlar, hizmetler dediği burada gördüğünüz gibi GPRS'te internet bağlantısı bulunuyor. Kısa yollar kısmı var. Burada alarm, müzik çalar, bluetooth, hizmetler gibi uygulamaları kısa yol yapmışlar. Kullanıcı profilleri var. Sessiz toplantı, kapalı modu, dışarıda kulaklık, bluetooth. Cihazımızda bluetooth da olduğu için arkadaşlar aracımızın bluetooth'una bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Evet, geri diyerek çıkalım. Ana sayfada alttaki yıldıza basılı tutarsanız sessiz modu alır. Tekrar bastığınızda toplantı modunu alır. Tekrar bastığınızda da normal genele alarak telefonun normal moda geçmesini, yani zil sesini çalmasını sağlayabilirsiniz. Ana menüde mesajlar, Facebook, müzik çalar. Eğer ki bir hafıza kartı kullanırsanız müzik çalar uygulamasını da kullanabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Kamerayı açalım. Evet, kameramız da bu şekilde. Hemen altına bir tane şarj aleti getiriyorum. İçerisinde bir hafıza kartı olmadığı için maalesef şu anda fotoğraf çekemiyoruz. Bu şekilde hafıza kartı koyarsanız fotoğraflarınızı da içerisinde bulundurabilirsiniz.
Yön tuşlarının üst kısmına bastığınızda gördüğünüz gibi shortcuts, yani kısa yollar geliyor. Bir sürü hizmete buradan gördüğünüz gibi ulaşabiliyorsunuz. 15, 16, 17, 18, 19 adet. Evet, video kayıt cihazı diyor. Hemen video kayıt cihazına bakalım. Bu da hafıza kartı olmadığından şu an video kayıt yapamıyor. Gönderilen mesajlar, gelen mesajlar, mesajlar, ses kaydedicisi var arkadaşlar. Ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Evet, ayarlara girdiğimizde de arama ayarları, telefon ayarları, ekran özellikleri, arka ışığın kaç saniye yanacağını gibi özellikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güvenlik ayarları kısmından da pin kodlarını ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı tuşuna bastığınızda da direkt mesaj yazma ekranına geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten sol ve sağ tuşlar burada gördüğünüz menüde gezintiye yarıyor. Direkt rehber tuşuna basıp rehberi de görüntüleyebiliyorsunuz. Bu tip telefonları alan kişiler kısa yollar kısmını çok merak ediyor. Yani bu cihazın kısa yolları var mı? Yani bir tuşuna basılı tuttuğumda ben birini arasın istiyor. Hızlı aramayı nasıl yaptığınızı şimdi size göstereceğim. Rehbere giriyoruz. Rehberde herhangi bir numara olacak kayıtlı. Onun üzerine geliyorsunuz. Seçeneklere tıklıyorsunuz. Yukarı tuşuna basıp diğerlerine giriyorsunuz. Hızlı arama diyoruz. Hızlı aramada iki nolu tuşa atama yapacağız mesela. Kaç istiyoruz? İşte 0530 555 555 55 diyelim mesela. Gördüğünüz gibi şu anda iki nolu tuşa hızlı arama atadı. Çıkış diyorum. İki nolu tuşa basılı tuttuğumda daha sonrasında bu numarayı direkt arıyor. Şu anda sim kart olmadığı için arama yapmıyor. Sim kart taktığımızda bu şekilde arama da sağlayabiliriz. İsterseniz sim kart takalım, bir arama gerçekleştirelim. Ses kalitesini de görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, içerisinden gördüğünüz gibi 800 mAh'lik bir batarya çıkıyor. 3.7 voltluk. Arka kısmında 2 adet sim kart girişi var. Solda ve sağda olmak üzere bir adet de SD kart girişimiz var. Sol tarafa kesik uç yukarıda kalacak şekilde sim kartımızı takıyoruz. Evet, bu şekilde sim kartınızı takıyorsunuz. Orta boy sim kart takmaya kalkarsanız arkaya kadar gider ve çıkartmanız çok zor hale gelebilir. Bunu da dikkate alın. Hemen bu arka kısımdaki pinleri aşağı kısma gelecek şekilde takıp cihazımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, ne yaparsak yapalım, İki sim kart yuvasına da sim kartımızı taktığımızda gördüğünüz gibi üst kısımda sim kart kaydı başarısız uyarısı aldık. Yani sim kartımızın her türünü denedik. Sim kart yuvalarını da küçük olanından büyük olanına kadar hepsini denedim arkadaşlar. En büyük sim kartı zaten takıyorsunuz. Ancak böyle bir uyarıyla karşılaştık maalesef. Cep telefonumuz sim kartımızı görmedi. Garantili bir ürün. Sonuçta e-mail numaraları da kutunun üzerinde bulunuyor. E-mail kapanması gibi bir durumda söz konusu olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen bizdeki cihazla alakalı bir durum var burada. O yüzden cihazı kötülemek istemiyorum. Genel olarak incelediğimizde cihaz fiyatının hakkını verecek bir cihaz gibi duruyor. 700 TL civarlarına satılıyor. Ağır bir cihaz. Normalde bu tip tuşlu telefonlar ağır olmuyor. Hafif plastikten üretiliyor. Elinize aldığınızda da güzel hissiyat veriyor. Umarım videomuz size faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.